Gökyüzü 15 numaralı Seyfettin Güven arkadaşımız bir anısını veya hatırasını anlatacak. Hep beraber dinleyelim. Ama alkış istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bir Süreyya hocamız vardı. Şimdi saatlerde o kartı basarken kapıyla saatin arası tahminen 200 metre falan vardı. Hocalar önde giderken millet bir an önce ateleden çıkak diye gurru gidiyorlar. Öğrenciler. Çocuklar dedi, bir daha dedi büyüğün önü geçilmez dedi. Yarın dedi bir daha olmasın dedi. Ayıp oluyor dedi. Öyle dedi ya, matematiğe geliyor. Benim dersler hep sıfır. Ben onu duydum ya, kulağımda küp oldu. Hemen kartı bastık, millet daha dinlemiş. Gurr çıkışınlar, ben emir eri gibi böyle onu takip ediyorum. Dikkatini çekti hocanın. Oğlum senin adın neydi dedi. Seyfettin Güven hocam. La bu ne efendilik, bunların hepsi pik ya. Dedi ya. Gençler nasıl dedi. Hocam çalışıyor ya, hiç kafam almıyor dedi. Oğlum yarın onda benim odaya geldi. La onda geçtim ya. O not defteri elinde. La oğlum bu efendiliğe bu nasıl not dedi ya. Hocam çalışıyorum ama. Dedi ki öğretmenin takdir hakkı her şeyden üstündür dedi. Kırık köprüdesin dedi. Düşe de bilin ırmağa. Geçe de bilin deyişinler içerim az ferahladı. O arada 9 vermiş, benim hiç haberim yok. 2'ye bölmüş 4,5'tan 5. Gençlik dayı. Nasıl iyi değil mi? Yalnız bak. Bana bak. Kamera bitti, seni suya basıyorum. Ben hep bir şey söyledim. Tutun lan. İsmail, sabahtan belli onu bunu. Yaşar'ı çok güzel. Bir tane şarkı söyle. Bir de şu anımı anlatabilirim. Yaşar'ın sesini. Dinliyoruz Seyfettin'i. Sivas Spor maçına gidiyor. Permimiz var. Tren beleş. Ankara'ya mı? He, o Doğu Ekspresi'ne bindik. En az 50 kişi varık. O zaman Hıdıren mi? Rahmetli. Hacı Bekir Karakoç, Bekir Duran, Nazım Yılmaz, Nazım'ın kardeşi Niyazi Uğur. Neyse. Hep beraber gidiyoruz ama treni altını üstüne getiriyoruz. 17-18 yaşındayız. Bağırırken, çığırırken, içem falan filan yanımızda bir teğmen, bir yüzbaşı, bir başçavuş aileleriyle beraber gidiyormuş. Bizim hiç haberimiz yok. Cetmen mesaden devamlı içiyor, bağırıyor, çığırıyor. O arada bir kapı açıldı. O kompartımanın kapısı. Kardeşim sakin olun dedi. Baktım uzun boylu, genç, baba işli olan, bıyıksız. Teğmen imiş, benim haberim yok ya. Sakin olun deyişine, sakinliyim la dedim ben. Öyle deyişine, tamam beyefendi dedi, kapıyı örtüyordu. Ben de boş bulundum. Bir darbe gelişinler Nazım'ın kotimizin üstüne. La neyse ben kalkıyorum, bana vurana kadar ayağım havaya geliyor, sırtımın üstüne. Ben kalkıyorum, Nazım'a vuruyor, bir de hışır etti. Hışır etti. La bağıran çığıran Cetmenmet içiyor, o ıhmış. Can gereği yok. Rahmetli Bekir Duran da aparkat yapmış. Karetiye gidiyordu, abiyle duruyor. Hala vuracak değil mi? Hala abiyle duruyor. Baktım ki la bunun önü yok, sonu yok. Ben bir daha vursun da dedim, daha kalmayayım dedim. Bu arada şeyle bakıyorum. Şeyle bakıyorum. Nazım'a vuruşunlar. Kardeşi kan. Hemen atlıyor üstüne. 10 dakika oynadı kardeşinle Nazım'la. Nazım'a baktım ki buraya ceviz içi, fındık içi, erik çiğdi. Abil olmuş. O arada yüzbaşıyla başçavuş geldi. Şurada yıldızlar var.
O da gelmiş bana. Bana vuruyor, bana. Pijamayla gelmiş bana vuruyor. Üç tane yıldız düştü mü o zaman deniz gezmiş Mayıs Çayan Ankara'da sıkı yönetim var. 74 liram, tamam. Dedi ki burayı 5 dakikada boşaltacaksın. Bir boşaltmayın bakayım dedi ya. O arada Hacı Bekir o zaman rakıyı susuz gidiyordu. bunlara çalak sopayı geldi Hacı Bekir geldi. Duymuşlar geldi dolu arkadaş. Bunlara iyice bir çalak. İlk istasyonda kaldırak atak üçünü de. Başçavuş yüzbaşı teğmen. Dedim ki kardeş benim sütten ağzım yandı. Ben iyice sopa yedim. Ha öldürüyor musun? Ben o bir kompartımana gideyim dedim. Nazım'ın kardeşini de tuttum götürdüm. Sopanın tesiriyle bir uyumuşsuk ki. Bir ses geldi ki Haydar Paşa'ya kalkmak üzere dedi. Lan ne geldi? Kalkalım lan dedim. Haydar Paşa'ya gidiyorum. Babam nerede diyor baba. Halbuki babası yok. Sopanın tesiri. Lan ne kadar ya. Ankara karına geldik babasını arıyor. Baba der sopa yediysek. Anımız böyle oldu arkadaşlar.